Alaycı insanların ahirette görecekleri karşılık Dinlerini bir oyun ve eğlence konusu edinen, kutsal değerlere karşı akılsızca alaycı bir tavır gösteren insanların aldığı karşılık yalnızca dünyadaki ile sınırlı kalmaz. Kur'an'da bildirildiği gibi onları asıl olarak ahiret karşılığı beklemektedir. Allah nasıl müminleri cennet ile müjdeliyorsa aynı şekilde inkarcıları da azapla tehdit etmektedir. Herkesin dünya hayatında yaptıklarından dolayı tek tek hesaba çekileceği din günü geldiğinde bu insanlar elbette büyük bir pişmanlık yaşayacaklar ve dünyadayken işledikleri suçların karşılığını da mutlaka alacaklardır. İşte o gün asıl kendileri alay edilecek konuma düşeceklerdir. Çünkü onlar bu günleriyle karşılaşacaklarını ummamışlar, azgınca isyankar tutumlarına devam etmişlerdir. Fakat artık kaçabilecekleri bir yer yoktur. Aşağılatıcı azap kendilerini beklemektedir. Bunun sebebi dünyadayken Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmiş olmalarıdır. Ancak cehennemde içine düştükleri hal sebebiyle şimdi asıl alay konusu edilecek olan inkarcıların kendileridir. Kur'an'da onların bu durumu şöyle açıklanır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman alay konusu edinir. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Arkalarından cehennem onları izlemektedir. Kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamadı.'' Allah'tan başka edindikleri ve velilerde, onlar için büyük bir azap vardır. Cesiye Suresi 9-10 Görüldüğü gibi dünyadayken çirkin bir cesaretle ve pervasızca dini alaya almaya çalışan bu insanlar, farkında olmadan çok büyük bir tuzağa düşerler. Onlar için büyük bir azap hazırlanmıştır. Ve Allah dünyadayken yaptıkları her şeyi kendi aleyhlerine dönüştürmüştür. Dinle ve müminlerle alay etmek suretiyle yapmış oldukları kötülükler kendilerine isabet etmiştir böylelikle üstün olmak isterken, büyüklük iddiasında bulunurken son derece küçük bir konuma düşmüşlerdir. Allah pek çok ayetiyle bu acı sonu insanları hatırlatmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kazandıkları kötülükler kendileri için açığa çıkmıştır. Ve alay konusu edindikleri şeyler de kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Zümer Suresi 48 Böylece işledikleri kötülükleri kendilerine isabet etti. Ve alaya aldıkları şey kendilerini sarıp kuşatı verdi. Nahl suresi 34. Dünya hayatında alaycılığı seçenler, Allah'ın ayetleriyle, elçileriyle ve müminlerle alay edenler, yaptıklarının karşılığı olarak cehennem ateşiyle kuşatılacaklardır. Böylece dine karşı gösterdikleri alaycı tavrın acı karşılığını göreceklerdir. İbret verici bir diğer konu ise bu insanlar için hazırlanan cehennem azabının sonsuz oluşudur. Çünkü onlar nasıl ahireti ve hesap gününü göz ardı ederek unuttularsa din günü geldiğinde de onlar göz ardı edilecekler ve Allah'ın rahmetinden uzak tutulacaklardır. Kuşkusuz bu bir insanın karşılaşabileceği en korkunç sondur. Bu gerçek Kur'an'da şöyle anlatılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların yaptıkları şeylerin kötülüğü kendileri için açığa çıktı ve alay konusu edindikleri de onları sarıp kuşattı. Denildi ki: bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi biz de sizi bugün unutuyoruz. Barınma yeriniz ateştir ve sizin için hiçbir yardımcı yoktur. Bunun nedeni şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay konusu edindiniz. Dünya hayatı da sizi aldattı. Böylece ne oradan ateşten çıkarılırlar ne Allah'tan hoşnutluk dilekleri kabul edilir. Casiye Suresi 33-35 Müminler de ahirette inkarcılarla alay edeceklerdir bu bölüme dek inkarcıların, müşriklerin, münafıkların ya da din ahlakını yaşamayan insanların kibirleri nedeniyle dinle, ayetlerle, elçilerle ve müminlerle alay ettiklerinden, dahası bunu alışkanlık haline getirdiklerinden söz edildi. Gerçekten de tarih boyunca cahiliye insanları kendilerince müminlere sıkıntı vermek, onların şevklerini kırmak, mücadelelerinde onları olumsuz yönde etkilemek kastıyla alaycılık silahına sarılmışlardır. Ancak onların hesap edemedikleri çok önemli bir gerçek vardır zamanı geldiğinde müminler de onlarla alay edeceklerdir. Tüm insanların dünyadayken yaptıklarıyla hesaba çekileceği hesap günü gerçekleşeceği kesin olan bir vaattir. O gün hiçbir insan için geri dönüş imkanı yoktur ve herkes yaptıklarının karşılığını eksiksiz olarak alacaktır. İşte o gün geldiğinde Allah'a ve bağlı olan onların gösterdiği yolda ilerleyenler yani müminler Allah'ın onlar için yarattığı nimetlerle dolu cennete girecekler ve Allah'ın dilemesi dışında sonsuza dek orada kalacaklardır. Allah'a ve elçisine isyan eden, onun diniyle ve elçileriyle alay eden, inananları alaycı sözlerle ve hakaretlerle incitmeye çalışan kişiler ise her türlü azabın olduğu cehenneme girecekler ve bütün zamanlar boyunca onun içinde kalacaklardır. Dolayısıyla o günde müminlerin inkarcılarla alay edeceği gün olacaktır. Çünkü onlar müminlerle alay ederlerken bu yaptıklarından dolayı hesap vereceklerini ve bunun sonucunda sonsuza dek cezalandırılacaklarını düşünmemişlerdir. Yalnızca dünya hayatını yaşayacaklarını, tekrar dirilmeyeceklerini zannetmişler. Ahiretin varlığını ya inkar etmişler ya da uzak görmüşlerdir. Bunlardan dolayı cezalandırılabileceklerini ise hiç akıllarına getirmemişlerdir. Kendilerine hatırlatıldığında hatırlatılanlarla da alay etmişlerdir. Bununla da kalmamış din ahlakını yaşayan, Allah'a teslim olan Kur'an'daki güzel ahlak sistemini benimseyen insanlara cephe almışlar, her fırsatta onlara alaylı ifadelerle saldırmışlardır. Fakat ahiret günü geldiğinde müminlerin doğru yolda oldukları anlaşılmış, asıl alay konusu olanların ise inanmayanlar olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü bu şekilde davranarak yalnızca kendilerine kötülük yapmışlar ve kendi sonsuz hayatlarını mahvetmişlerdir. Allah'ın cehennemde vereceği azap çok şiddetli olacağı için daha önce yaşamadıkları büyüklükte sıkıntılar ve azaplar kendilerini beklemektedir. Buna karşı müminler ise benzeri görülmemiş bir güzellik ve nimetle ödüllendirilecektir. İnkarcıların dünya hayatındayken pervasızca alay ettikleri o insanlar sonsuza kadar nimet yurdu olan cennetlerde ağırlanacaklardır. Her iki taraf da birbirini görecek ve Allah'ın adaletine şahit olacaklardır. Kur'an'da o günkü ortam şöyle tarif edilmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Artık bugün iman edenler kafir olanlara gülmektedirler. Tahtlar üzerinde bakıp seyretmek suretiyle. Nasıl kafir olanlar işlediklerinin feci karşılığını gördüler mi? Mutaffifin suresi 34-36 Ancak bir kez daha belirtmek gerekir ki o gün Allah'ın adaleti tam olarak tecelli edecektir. Çünkü Allah bu insanlara dünyada öğüt alabilecekleri bir süre vermiş, onları ahiretin ve hesap gününün yakınlığıyla uyarmıştır. Ancak onlar buna rağmen vicdanı davranmamış ve alaycılığa devam etmişlerdir. Kur'an'da bu gerçek şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz onları sizleri kendisinde yerleşik kılmadığımız yerlerde yerleşik kıldık ve onlara işitme, görme ve gönüller verdik. Ancak ne işitme, ne görme ve ne gönülleri kendilerine herhangi bir şey sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay konusu edindikleri şey onları sarıp kuşattı Ahkaf suresi 26. Görüldüğü gibi kendilerine dünyada birçok fırsatlar verilen bu insanlar bunu iyi kullanmadıkları ve alaycı tavırlarına devam ettikleri için bu vicdansızlıklarının cezasını çekmeye mahkumdurlar. Müminlerle alay eden bu insanlar ahirette müminlerden yana çok büyük bir şaşkınlık yaşayacaklardır. Kendileri yaptıkları dolayısıyla cehenneme gönderildiklerinde dünyadayken yanlış yolda olduklarını zannettikleri müminleri de orada görmek isteyeceklerdir ve işte o an nasıl bir aldanış içinde olduklarını fark edeceklerdir. Onlar müminlere gülerken ve onlarla alay ederken bir anda kendileri küçük konuma düşmüş ve alay edilecek hale gelmişlerdir. Okuyacağımız ayette onların bu acınacak halleri şöyle anlatılır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve derler ki, bize ne oluyor ki kendilerini şerir, kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz. Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözler mi onlardan kaydı? Bu, Cehennem halkının birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. Sa'd Suresi 62-64 Müminlerin cennette olması inkar edenlere büyük bir darbe olur. Çünkü cennet Allah'ın müminler için hazırladığı, içinde sonsuza dek kalınacak olan mükemmel bir ortamdır. Orada nimetlerin her türlüsü vardır. Bu olağanüstü ortam inkarcılara gösterildiğinde müminlerin böyle güzel bir yerde ağırlanmasından dolayı büyük şaşkınlık yaşarlar. Oysa herkes sadece dünya hayatında yaptığının karşılığını almıştır. Allah Kur'an'da haklının haksızdan ayrılacağı o büyük günü şöyle tarif eder: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O gün zalimleri kazandıkları dolayısıyla korkuyla titrerlerken görürsün. O yaptıkları da üstlerine çöküvermiştir. İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet bahçelerindedirler. Rableri katında her diledikleri onlarındır. İşte büyük fazl, nimet ve üstünlük budur. Şura Suresi 22 Böylelikle Allah zamanı geldiğinde hem dünya hayatında müminlerle alay eden inkarcılara yaptıklarının karşılığını verir, hem de müminleri sabretmeleri dolayısıyla mükafatlandırır. Allah Kur'an'da bu gerçeği şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kimin tartısı hafif gelirse işte onlar da kendi nefislerini üsrana uğratanlar, cehennemde de ebedi olarak kalacak olanlardır. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar etleri sıyrılmış olarak sırıtan dişleriyle kalıverirler. Ayetlerim size okunuyorken yalanlayanlar sizler değil miydiniz? Dediler ki Rabbimiz mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz. Rabbimiz bizi ateşin içinden çıkar. Eğer yine inkara dönersek artık gerçekten zalim kimseler oluruz. Der ki onun içine sinin ve benimle söyleşmeyin. Çünkü gerçekten benim kullarımdan bir grup Rabbimiz iman ettik. Sen artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Derlerdi de siz onları alay konusu edinmiştiniz. Öyle ki size benim zikrimi unutturdular ve siz onlara gülüp duruyordunuz. Bugün ben gerçekten onların sabretmelerinin karşılığını verdim. Şüphesiz onlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir. Müminun suresi 103 111